Öküz Öksüz. Doğum tarihi. 8 Mayıs 1970. Doğum yeri. Adana. Baba adı. Fehmi. Ana adı. Hatice. Aylık geliri. Gelirim yoktur efendim. Yılmaz Harisoğlu'nu kasten öldürmekten 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesine göre müebbet istemiyle yargılanıyorsun. Ne diyeceksin? Söyleyecek bir şeyim yok. Efendim, müvekkilim her ne kadar sessiz kalsa da bu suçun ortasında kendisini kurban olarak bulmuştur. Yılmaz Harisoğlu cinayetini değil de kendi hikayesini anlatırsa daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Avukatınız konuşmanı, anlatmanı istiyor Ökkeş Öksüz. Efendim, ben hayatımı korumaya çalıştım. Burada oturan benim kızım. Adı Hayat. Adını annesi koydu. Hayat dolu olsun diye. Ama ben o zaman söyledim. Hayat zor. Hayat çok zor. Ama ne yaparsın? Yazılmışın önüne geçilmiyor. Hayat çok akıllı bir kızdır. Çok iyi huyludur. Annesi 6 sene önce beyin kanaması geçirdi ve yatağa mahkum kaldı. Kızım anacığını iyileştirmek için kendini heder etti. Son nefesine kadar bir gün bile of demeden hep yanımda oldu. Bana düşen evin iaşesini sağlamaktı. Efendim, ben Çukurova'nın hatırı sayılır ailelerinden birinin evladıyım. Ağa çocuğuyum. Eşimle babamın isteği üzerine evlendim. Aramızda duygusal bir bağ yoktu. Ama Hayat doğduktan sonra birbirimizi çok sevdik. Çok saydık. Rahmetli son nefesinde bana bir söz verdirdi. Dedi ki, bu kız benim yüzümden okuyamadı. Onu İstanbul'a götür, okut. Çok başarılı olacak. Efendim, Hayat'ın çizmeye, dikmeye kabiliyeti vardır. İstanbul'a gelirken hayali modacı olmaktı. İstanbul'a geldik. Gelmez olaydık. Birkaç ay içinde elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi, eğitimine, kurslarına harcadım. Ben bu arada iş baktım. Tek isteğim, geçici de olsa kızımla başımızı sokacağımız bir yuva kurmaktı. Ama malum, İstanbul, şartlar zor. Bir dikiş tutturamadım. Bıçak kemiğe dayanınca Hayata dedim ki, kızım, hadi dönelim. O da bana dedi ki, baba, son bir yarışma daha var. Müsaade et, ona katılayım. Yarışmayı Harisoğlu Holding düzenliyormuş. Para bitti. Kalacak yer yok. Mecbur, yıllarca görmediğim üvey kardeşim Meral'in kapısını çalmak zorunda kaldık. Kime bakmışsınız? Meral Hanım burada mı oturuyor? Yukarıda bir Meral var ama bir hanımlığını görmedik. Yine kime kesiyorsun sen beni? Aa. Ökkeş abi.
Abi derken? Üvey abim yok mu? Yıllardır arayıp sormayan, kız kardeşim acaba ne yiyordur, ne içiyordur demeyen. O işte. Tamam Meral, uzatma. Buyurun abi, geçelim yukarı. Ben de tam çıkacaktım. İşe yani. Yürü kızım, gidelim. Sen Hayat mısın? Evet hala. Bir duymuştum adını. 22 yıl önce falan. Ne kadar annene benziyorsun. Üvey abi isim neydi? Ökkeş ben. Beni bir keresinde aramıştın. Çok karlı bir iş var. Ortak olalım demiştin. Vallahi hatırlayamadım be abi. Ah, yağmur bastırdı. Buyurun abi, geçin. Islanmayalım. Buyurun. Ver bana. Meral, çay koy. Çayı döktüm Vedat. Kahve yap o zaman. Abi, hayırdır böyle çat kapı? Kusura bakmayın. Böyle biraz aniden oldu ama birkaç gün kalacak bir yere ihtiyacımız var. Hayat bir sınava girecek de. Abi hayat bir sınav zaten. Sana şu kadarını söyleyeyim yeğenim, bu son olmayacak. Ne sınavıymış bu? Üniversite falan değil herhalde. Mevsimi değil de ondan soruyorum. Ya okumanın mevsimi mi olur Meral? Boş boş konuşma. Aslında tam olarak sınav değil. Yarışma desek daha doğru olur. Güzellik yarışması mı? Garanti kraliçe seçilir ha. Yok 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 Vedat. Öyle bir şey değil. Stilist olmak istiyorum. Uzun zamandır da bunun üstüne çalışıyorum. Büyük bir tekstil firmasının seçmelerine elbiselerimi sunacağım. Eğer ben kazanırsam işim hazır. Terzi olacaksın yani. Aslında tam olarak öyle değil hala. Hala diyor ya. Ne desin? Üvey hala mı desin? Büyük bir tekstil firması dediğin hangi firma yeğenim? Harisoğlu Holding. Bizim Harisoğulları mı? Öyleymiş. Onlar bizim yüzümüze bakmaz dedim ama... Gençlik işte umut ediyor. Sen hiç boşuna kendini yorma kızım. Onlar babandan nefret ederler. Dünyanın en güzel kıyafetini de diksen alıp çöpe atarlar. Zahmet etme yani. Niye? Kıyafetin üstünde Fehma'nın torunu dikti mi yazacaklar? Memleket öksüz kaynıyor. Söyledim, söyledim. Ola ki biri soy isminden ötürü bir şey derse tanımıyorum de dedim. Ya 25 yıl önce bir şeyler yaşanmış. Adamlar almış yürümüş. Oturup da ailece sizi düşündüklerini hiç zannetmiyorum. Yeğenim, yarışma dedin. Ne zaman, nerede? Biraz tebessüm mü etsen acaba Yılmaz? Sevmiyorum bu işleri Şahiste. Oğlun millete yazmaktan, asılmaktan vazgeçse de şu protokol işleriyle kendisi ilgilense. Oğlum genç, başarılı, yakışıklı. Elbette kızlar benim oğlumun etrafında pervane olacak. Tabii, tabii. Zehra. Abla. Kızlar çıktığında not et söylediğim elbiseleri. Sonra da Ahu'ya ilet, eve göndersinler. Tamam, hazırım.
Ali. Buyurun Yılmaz Bey. Git şu teyzenin oğluna söyle, hovardalık yapmaktan vazgeçsin. Ev sahibiyiz burada. Davetli değiliz. Tamam. Kuzen. Baban rahat dursun diyor. Bence git yanına otur. Bir tatsızlık çıkmasın. Niye ağlattın kızı? Kız biraz sorumluydu da Ali Bey. O yüzden göndermek durumunda kaldım. İnsanların ekmeğiyle böyle oynamazsanız iyi olur. Ahu Hanım, Tuğçe benim elbisemi giyecekti ama göndermişsiniz. Evet, gönderdim canım. Peki kim giyecek benim elbisemi? Yani belli ki bugün senin elbisenin gösterimini yapamayacağız. Başka sefer artık. Ahu Hanım, bakın bir dahaki sefer diye bir şey yok benim için. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ne yapayım, ben mi giyeyim elbiseni? Yani belki biraz düşünürseniz bir çaresi bulunur. Başka sefer olur mu? Ahu Hanım, bakar mısınız? Merhaba. Ali ben. Holding'in avukatıyım. Sorun neyse halledebiliriz. Ben aylardır bugün için çalışıyorum. Bugün için hazırlanıyorum. Benim mankenimi gönderdi. Ama dur öyle hemen gözyaşı dökmek olmaz. Sen gelsene benimle. Ne alırdınız? Sağ ol kardeşim, bir şey almayalım. Soğuk bir şeyler alırız be abi. Almayız Vedat. Ha. Kardeş, biz yarışmacı yakınıyız. Yeğenim yarışmadan birinci çıkacak da. Bu yeme içme konusunda yarışmacı yakınlarından bir ücret talep etmiyorsunuz değil mi herhalde? Event için mi buradasınız? Yok, yarışma için geldik. Podyumun olduğu yerde ücretsiz ikram var efendim. Abi kalk kalk. Yanlış yerde oturuyormuşuz biz ya. Otur oturduğun yerde Vedat. Ne işimiz var bizim defilede? Düştün bir yeme içme peşine. Netice açıklansın, hayat gelir bizi bulur zaten. Abi yeğenimin hayatının değişeceği bugün de onu yalnız mı bırakacağız? Hayır, biz bu kızın bugün yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Sana da ne oluyorsa.
Bu kız da çok güzel. Nilgün. Tanıyor musun kızı? Yahu nereden tanıyayım? Kim bu kız? Ne bileyim, baksana şuna. Podyumda yürümesini dahi bilmiyor. Ahu ne diye çıkarttıysa bunu. Ahu çıkarmadı, ben çıkardım. Üstündeki elbise kendi tasarımı. Adı Hayat. Peki soyadı neymiş? Öksüz galiba. Öksüz mü? Hayat. Baba. Ne yapıyorsun sen? Baba, asıl sen ne yapıyorsun? Ökeş. Yürü. Abi ne yapıyorsun? Bana söz vermiştin, gözünün dolmayacaktın. Babacığım, beni bir dinler misin? Ben buna mecbur kaldım. Lütfen anlatmama izin ver. Anlatacak bir şey yok. Bu iş bitti. Yürü gidiyoruz. Ötkeş abi, bir sonucu bekleseydik. Belki ödül vardır. Altın, gümüş illa bir şey veriyorlardır be abi. Gel bakalım bacanak, otur. Neler öğrendin Yadigar? Yılmaz abi, bu Ökkeş'in bir üvey kız kardeşi vardı Meral, hatırlar mısınız? Hı. Onun evinde kalıyorlar. Ökkeş düzenli bir iş bulamamış. Bacısı gündeliğe gidiyor. Onun kocası da korsan taksicilik yapıyor. Yani elde avuçta bir şey yok. Ne zaman gelmişler İstanbul'a? Niye gelmişler? Öğrenebildiğim kadarıyla kızı Hayat için gelmiş İstanbul'a okutmaya. Yıllar sonra o Ökkeş'i görünce onu gebertmemek için kendimi zor tuttum Yadigar. Abi Ökkeş mi kalmış? Siz bugün holdinglerin, fabrikaların, otellerin sahibisiniz. O adamsa kızını sizin podyumunuzda yürütmeye çalışan zavallının biri. Yıllar gereken dersi vermiş. Ökkeş size yaptıklarının bedelini ödemiş bence. Yok öyle yok. Bedel ödemek o kadar kolay değil Yadigar. Sen benim sevdiğimi elimden alacaksın. Bir de hala nefes alacaksın. O benim hayatımı çaldı. Ben de onun hayatını alacağım. Gördün kızı değil mi? Nilgün'ün aynısı. Onun gözleri. Onun gülüşü. Onun saçları. Fabrika diyorsun, holding diyorsun. Nilgün için hepsinden vazgeçerdim ben. Geldin mi oğlum? Baba, merhaba. Yılmaz Bey, Ahon'undan yarışmadaki kızın numarasını istemişsiniz. Göndersene hemen bana şu numarayı. Arayalım bakalım Ökkeş'i. Ne oluyor? Halim, sen bu konuya sakın müdahil olma. Herhangi bir şekilde arada kalmanı istemiyorum. Niye ki? Bu kadarını bil yeter.
Bak bak. Yeğeninin güzelliğine bak. Mankenler getir götürünü yapar yeminle. Bana o telefonu kırdırtma Vedat. Şunu kaldır. Tamam. Hadi sofraya. Netice ne oldu yani? Netice, herkes istediğine ulaştı. Hayat hevesini aldı. Ben ağzımın payını aldım. Siz de bizden yarın kurtuluyorsunuz. Sabah erkenden dönüyoruz. Baba, ben bir yere gitmiyorum. Kurstan bütün arkadaşlarım aradı, mesaj attı. En çok benim elbisem beğenilmiş. Muhtemelen de sen müdahale etmeseydin ben seçilecektim. Bence Hayat haklı Ökkeş abi. Hani özellikle podyumda kolundan tutup çekince bütün puanlarını kırdılar. Bak hala bütün puanları kırdı diyor ya. Vedat! Ya tamam da abi. Ben de diyorum ki hani bu işlerde çok para var. Fırsat ayağımıza kadar gelmişken niye elimizin tersiyle itiyoruz ya? İstanbul zor Vedat. Öyle üç tane aklı bir karış havada arkadaşın sana goy goy mesajı atınca önüne fırsatlar açılmıyor. Ben de buraya gelirken bir sürü hayalim vardı. Ama sonuç ortada. Gündeliğe gidiyorum. Ben de giderim gerekirse. Gidemezsin. Baba. Niye gidemezmiş abi? Kardeşin üvey olunca gidebiliyor, öz kızın olunca mı gidemiyor? Öz'le üveyle ne alakası var Meral? Ben Hayat'ın elini bugüne kadar sıcak sudan soğuk suya sokturmadım. Ne anlasın kız ev temizlemekten? Öğrenirim baba. Ne var sanki temizlik yapmak? Daha halam da gider, ben de öğrenirim. Öğrenecek bir şey yok. Öyle eline beze alacaksın, sileceksin işte. Meral, bak sen evli barklı, ayaklarının üzerinde duran, evini çekip çevirebilen bir kadınsın. Hayat daha çocuk. Ben bir yandan çalışıp bir yandan şu koca İstanbul'da Hayat'ı koruyamam. Senle Vedat'ta bir yere kadar. Ben kendimi korurum baba. Kendi ayaklarımın üstünde de dururum. Kendi paramı da kazanırım. Bakın bugün o kadar hakkım yenmesine rağmen kendi ürettiğim, hayalini kurduğum şeyi insanların beğenisine sundum. Öyle değil mi? Eğer devamlı düzgün bir iş bulabilseydim, ikimizi de rahat ettirebilecek olsaydım, sana hadi gidelim demezdim. Ya Ökkeş abi, biz sana bir iş buluruz ya. Sönce kendine iş bul. Korsan Vedat. Senin korsan dediğin hayatın gerçeği Meral. Bak gül gibi geçinip gidiyoruz. Ökkeş abi be. Gündüzleri de sen çıksan benim korsanla ne olur? Ben bir şey yapacaksam yasal yoldan yaparım. Eğer şoförlük yapacaksam giderim taksici olurum. Korsan değil. Ne yapıyorsunuz şimdi? Gidiyor musunuz, kalıyor musunuz? Gidiyoruz. Kalıyoruz. Baba. Benim telefonum. Kim arıyor? Bilmiyorum, tanımadığım numara. Aç kız, aç. Belki yarışmadan falan arıyorlar. Ödül müdül kazanmışsındır. Aç. Tabii tabii. Bize de piyangodan hep ödül çıkar ya. Efendim? Alo. Ben Yılmaz Harisoğlu. Hayat Öksüz'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Hayatcığım. Ben babanın arkadaşıyım. Onunla görüşebilir miyim? Tabii, bir saniye. Yırttık kardeşim, yırttık. Piyango çıktı, piyango. Baba ne olur benim hatırım için. Lütfen.
Efendim. Merhaba Ökkeş. Sana da merhaba Yılmaz. Bugün sizi defilede gördüm. Arkanızdan adam gönderdim. Ama çıkmışsınız. Çıktık Yılmaz. Yarın da yola çıkıyoruz. Hayırdır? Hayır, hayır. Bunca zaman sonra denk geldik. Hem de kızının vesilesiyle. Ben derim ki, geçmiş geçmişte kalsın. Gel bir kahve içelim. Ne de olsa eski dostuz. Biz eskiden dosttuk Yılmaz. Bundan sonra biz arkadaş, dost olamayız. Abi yapma ya. Kendin için değilse bile kızın için. Belli ki onun için İstanbul'a gelmişsin. Belki bir faydam dokunur. Senden ne bir hayır bekleyen var, ne de bir fayda. Eksik olma, sağ ol. Al. Kim ki lan bu beni reddediyor? Gel kahve içelim diyorum, halen dik dik havlıyor köpek. Seni kimse reddedemez Yılmaz abi. Gerekeni yap. O köpek gelip benim kapımda yalvarana kadar ne gerekiyorsa yap. Sofraya oturup da beklemekten hakikaten nefret ediyorum. 40 kere dedim sana heves, adam gelince beni çağır diye. 40 kere. Ya diğer dayımla içeri girince sofraya gelecekler zannettim. Ha. Afiyet olsun. Bize de sıcak çorba doldur. Buz gibi oldu ya beklemekten. Bir şey olmaz. Öyle için. Güzel olmuş. Afiyet olsun abi. Yadigar'ın işi mi var? Bir yere mi gönderdin? Herkesin işi var Şahiste. Benim beklentim de herkesin işini muntazam yapması. Mesela bugünkü rezillik neydi Ufuk? Bizimle ilgili bir konu değildi baba. Adamın teki geldi, kızını podyumdan çekti, aldı ve gitti. Ya biz ne yapabiliriz? O kızın o podyumda ne işi vardı? Manken midir? Bu durum benden kaynaklandı Yılmaz Bey. Olayın seninle ne alakası var oğlum? Kızın modeli mekandan ayrılmış. Ben de sen giyin çık dedim. Eğer Ufuk kızlarla ilgileneceğine, işiyle ilgilenseydi bu aksilik olmazdı. Ne yaparsam kabahati benim değil mi baba? Böyle büyük bir organizasyon yapayım ama sonunda Ufuk hatalı. E kendi kulaklarını da duydun. Adam söylüyor. Yani şimdi masanın ortasında ayıp olacak da. Şirketin avukatına kim izin verdi de elini tuttuğu kızı podyuma çıkartıyor Allah aşkına. Sen niye takıldın ki bu konuya bu kadar Yılmaz? Önemsiz bir konu. Yeter Şahiste. Eğer sen bu çocuğun hatalarının arkasında durmasaydın ben bunu çoktan adam etmiştim. Evet, çok güzel. Hakaretlerin bittiyse bana müsaade babacığım. Bitmedi. Sorun değil, zaten arkamdan da söylenebiliyorsun. Devam et.
Baba. Geç yanıma. Kızım. Biz buralarda yapamayız. Gel dönelim. Buralar bize göre değil. Neye göre baba? Görmüyor musun halanın halini? Onun hayalleri yok muydu zannediyorsun? Güya sevdiği adamla da evlendi. Durumları ortada. Çok da senin hayal ettiğin gibi bir hayat değil. Belli ki daha fazlasını da ben sana veremeyeceğim. Yarın buradan gidelim. Baba. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Gerekirse iki işte birden çalışacağım, savaşacağım, hiç uyumayacağım. Ama ben hedeflerimden, hayallerimden hiç vazgeçmeyeceğim. Sen bunları bugün girdiğin o yarışmaya güvenerek söylüyorsan, onlardan bir şey çıkmaz. Baba, ben kimseye güvenmiyorum. Ben kendime güveniyorum. Peki sen neden bana güvenmiyorsun? Sana güveniyorum. Her şeyden çok sana güveniyorum. Ben insanlara güvenmiyorum. Hayat, seni harcarlar kızım. Bu dünya böyle bir dünya değil. Başaramazsın. Ne yani? Yalnızca kötüler mi başarır? Halime bak bir daha söyle. Babacığım. Canım babam, deme öyle ne olur. Sana söz veriyorum, biz başaracağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Yeter ki sen benim ellerimi hep böyle tut. Hep arkamda dur. Şimdi bunlar neye karar verdiler? Gidecekler mi, kalacaklar mı? Ben anlamadım ki. Yani sen neyine güvenip adama yok gelmem diyorsun? Fırsat ayağına gelmiş. Belki sana bir iş teklif edecek. Belki kızına bir imkan sağlayacak. İlla anlamadan, dinlemeden afra tafra. Sen abini tanımamışsın ama ben tanıdım Meral. Senin abin eski zaman adamı. Burnu düşse eğilip yerden almaz. Gururu el vermiyor. Yoksa kızı için her şeyi yapar. Sen bir halalık yapsan, şu kızın arkasında dursan var ya, o kız hepimizi kurtarır. Şş. Hala. Ben sana şey diyeceğim. Yarın seninle temizliğe gelsem olur mu? Gideceğiz diyordu baban. Mücadele ettiğim görürse baban fikrinden vazgeçer. Sen merak etme. Meral'cim, istersen temizlik şirketini ara. Yarın iki kişi geleceğiz de. Ona göre fiyat versinler. Hem yeğenime de harçlık olur değil mi? Senin işin yok mu Vedat? Sen niye bu saatte evdesin? Tamam, mesafe seçiyoruz ya. Öyle her çağırana gitseydik adımıza başka bir şey derlerdi. Sen de Meral, bir çay içirtmedin ha. Hadi eyvallah. Ahu Hanım mesaj atmış, yarın gel diyor. Ahu kim kız? Holding'in kreatif direktörü. Yani? Yani işte o defileyi hazırlayan kadın. Ya ne demiş? Bir şey dememiş, yarın gel demiş. Ay. Ben babama haber vereyim. Dur kız, dur, nereye? Öyle her şey babalara söylenmez. Hem baban az önce Holding'in sahibini adı oradan yaptı. Sen yarın benimle işe diye gelirsin. Oradan görüşmeye gidersin. Sen mesaj at kadına, geliyorum diye. Hadi hadi.
Sen burada bekle, bir yere uğrayacağım seni. Tamam efendim. Hoş geldiniz efendim. Ahu burada mı? Evet efendim, Ufuk Bey'in odasında. Gelsinler. Yılmaz Bey, müsaade ederseniz ben şu ökeş işini bir hızlandırayım. Hallet şu işi hadi gel. Günaydın Vedat. Günaydın abi. Ne yaptın, yeni mi geldin işten? Evet abi. Kızlar nereye gitti ki? Temizliğe abi, işe. Ulan olacak şey be. Kızım bacım işe gidiyor. Sen bile çalışıyorsun, ben böyle boş boş oturuyorum. Vedat, benim acilen bir iş bulmam lazım. İş var abi. Kapıda duruyor araba. İstersen ben geceleri çıkarım, gündüzleri de sen. Kızlar da temizlik, gündelik falan yaparlar. Ondan sonra gül gibi geçinir gideriz. Ulan bir laf ettik ya. İlla sabahına yiyeceğiz değil mi? Çıkacağım mı çıkmayacağım mı abi? Karar ver. Ona göre gideceğim, bir iki saat uyuyacağım. İşe çıkmam lazım. Tamam ulan tamam. Nasıl yapılıyor bu iş? Abi bak, bu şirket telefonu. Konum buraya geliyor. Direkt buraya gidiyorsun. Trafik çevirmesinde polis çevirirse yanındaki müşterin değil arkadaşın. Tamam mı? Al abi, al. Oh be. Buyurun babacığım. Yine ne haltlar karıştırıyorsun sen? Ne gibi? Boynundakini. Ahu yapmadıysa diyorum. Boynumda bir şey mi var Ahu? Boynunda ip var Ufuk. Seni boğdu boğacak. Artık kendine bir çeki düzen vermenin zamanı geldi. Belli. Sen aile kurmadan düzelmeyeceksin. Aile derken? Evlenmekten bahsediyorum. Olur olur tabii. Düğün günü haber verirsin artık. Kiminle evlendireceksen. Ne yaptın o söylediğim işi? Efendim, Hayat'ı davet ettim. O da gelmek üzere yoldaymış. Mesaj attı şimdi. Çok güzel. Önce sen görüşürsün, sonra yanıma getirirsin. Yılmaz Bey, Hayat hakkındaki düşünceniz nedir? Yani ona ne diyeceğiz? Ona çok güzel bir gelecek vaat et. Ali bana bir şey anlatmaz ki. Yadigar zaten anlatmaz. Tam vaktinde. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Yılmaz Bey. Ufuk Bey'i evlendireceğini söylemiş. Ne? Kime söylemiş? Ahu aradı. Benim ağzımı aramak için Hayat'a sordu. Bu Hayat kimdir, nedir dedi. Kızı bugün görüşmeye çağırtmış Yılmaz Bey. Üstüne de Ufuk'a lamıcım yok, evleneceksin demiş. Nasıl yani? Abla? Yılmaz abi Ufu Nilgün'ün kızıyla mı evlendirecek? Daha neler Zehra? Benden habersiz oğlumu evlendirecek, hem de Nilgün'ün kızıyla. Acaba Ökkeş'ten intikam almak için Ufuk'u mu kullanacak? Sana olacak şey var, olmayacak şey var diyorum Zehra. Ahu'nun Ufuk elden gidiyor diye hezeyanları bunlar. Yanlış anlamıştır. Yılmaz öylesine evlendireceğim, evlendireceğim demiştir de yok artık. Ben daha ölmedim.
Merhabalar, ben Hayat. Ahu Hanım'la görüşecektim. Buyurun Hayat Hanım, beni takip edin lütfen. Tamam, benim kapatmam lazım. Görüşürüz. Hayatçığım, hoş geldin. Merhabalar Ahu Hanım. Oturabilirsin şöyle. Çıkabilirsin, teşekkürler. Bir şey içer misin? Yok, ben almayayım, teşekkür ederim. Dün bazı tatsız olaylar yaşanmış olabilir, evet. Ama Yılmaz Bey seni beğenmiş. Beğenmiş derken? Azmini, çizimini, tasarımını, her şeye rağmen kendini göstermeni takdir etti. Babamla konuşmuş ama bir yere varamamışlar sanırım. O yüzden Hayat gelsin, ona birincilik ödülünü ve bursunu verelim, bünyemizi alalım, değerlendirelim dedi. Nasıl yani şimdi? Ben mi kazandım? Hı hı. Bu da birincilik ödülün. Ben gerçekten şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Artık teşekkürünü Yılmaz Bey'e edersin. Ahu Hanımlar geldi Yılmaz Bey. Gelsinler. Buyurun. Efendim, Hayat size teşekkür etmek istedi. Çok fazla vaktinizi almayalım biz. Hoş geldin. Hoş buldum. Oturun, oturun. Yılmaz Bey, benim için düşündükleriniz inanılır gibi değil. Gerçekten bu kadarını rüyamda görsem inanamazdım. Bu daha başlangıç. Ben senin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Ahu bilir. Ben insanlarla ilgiliyim. Hiç yanılmam. Şüphesiz efendim. Dün babamla görüştünüz. O bu tarz konularda biraz katıdır. Her zaman en büyük destekçim olmuştur ama gururludur. Öyle herkesten kolay kolay yardım istemez. Bilirim, bilirim. Babanı çok iyi bilirim. Geçmişte bir takım çekişmelerimiz oldu. Ama geçmiş geçmişte kaldı artık. Ben dün onu söylemeye çalıştım hani. Ama Ökkeş aynı Ökkeş. Hiçbir değişiklik yok. Efendim, biz Hayat'a bu fırsatları sunduk ama umarım babası dünkü gibi problem çıkarıp Hayat'ın geleceğine engel olmaz. Hayatcığım, babanın buraya geldiğinden haberi var mı? Hayır, yok. Ama ben burada ne konuşacağımızı bilmediğim için anlatmadım. Gidince anlatacağım her şeyi. O da çok mutlu olacaktır. Başarılı olmamdan, kendi ayaklarının üzerinde durmamdan en çok o mutlu olur. Çalışıyor mu o bir yerde? Birkaç yerden haber bekliyor. O da kısa sürede çalışmaya başlar. Ben dün onu da söylemeye çalıştım. Eğer beni reddetmeseydi, hadi gel birlikte çalışalım diyecektim ama kısmet değilmiş. Onun için bir şeyleri değiştiremediysem de senin için çok şey değişecek. Çok teşekkür ederim. Efendim, biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Peki o zaman. Çok memnun oldum. Emin ol ben de. Ahu çocuklara söyle, Hayat'ı gideceği yere kadar bıraksınlar. Ben organize ederim efendim. Tamamdır Ahu Hanım. Hayat Hanım, arkadaşlarımız sizi bırakacaklar lütfen, buyurun. Teşekkürler. Ali Bey. Ben de tam seni aklımdan geçiriyordum. Umarım karşılaşırım diyordum. Eğer teşekkür etmem gereken biri varsa o da sensin. Ne oldu ki? Haberin yok mu? Benim tasarımım birinci oldu. Ciddi misin? Evet. Bak, gerçekten çok sevindim.
Ben de başına dert açtım diye üzülmüştüm. Ya ne derdi? Sen benim hayatımı değiştirdin. Bana burs verdiler, iş verdiler. Hatta birincilik için ödül bile aldım. Ne ısmarlayayım sana? İstersen gel, seni ben bırakayım. Ne ısmarlayacağını sonra konuşuruz. Tamam. Birader kusura bakma. Yolları tam bilmiyorum. Bu telefon 35 dakika diyor ama senin bildiğin daha yakın bir yol varsa oradan gidelim. Fark etmez. Ne gösteriyorsa oradan git. Eyvallah. Bugün benim işe çıktığım ilk gün. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Normalde mesleğim var ama iş yok. Ne yapacaksın ekmek parası? Eyvah polis. İyi günler. Ehliyet işaret alabilir miyim? Sizden de bir kimlik alayım lütfen. Müşteriniz mi, patron mu? Beyefendi neden arkada oturuyor? Yok, tam olarak öyle değil memur bey. Araçtan iner misiniz? Beyefendi siz de. Korsan taksicilik mi yapıyorsun? Araç başkasının üzerine kayıtlı. Sen şoför müsün? Başkası değil memur bey. Eniştem, kız kardeşimin kocası. Arkadaşını bir yere bırakmamı rica etti de. Arkadaşın adı ne? Memur bey, gecikiyorum. Benim gitmem gerek. Bunun eniştesinin adı ne peki? Madem arkadaşmışsınız. Neyse ne, sen yazacağını yaz gidelim. Arabayı bağlıyoruz. Anlaşıldı, tamam. Aracınızı bağlıyoruz. Size 5.000 lira, size de 1.000 lira ceza yazıyoruz. Bu tarafta mı oturuyorsun? Yok, halam temizliğe geldi. Ben de ona yardım için söz vermiştim. Peki sen hep böyle dürüst müsündür? Evet. Niye ki? Temizliğe gelmek kötü bir şey mi? Yok, değil tabii ki de. Herkes söylemez böyle şeyleri, ondan sordum. İnsan utanacağı şeyleri söyleyemez. Yılmaz Bey beni şirkete almasaydı ben halamla çalışıp okul paramı kazanmaya niyetliydim. Sen peki her şeyi olduğu gibi söylemez misin? Ben avukatım. Yani benim işim sır saklamak. Diyelim ki çok sevdiğim birisi kötü bir şey yaptı. Yine de saklar mıydın? O çok sevdiğim birisi müvekkilimse saklardım. Bence yanlış. İnsanlar başkalarının hayatlarını değiştirebilecek bir konuda dürüst olmalı. Bu çok sevdiğin biri de olabilir, nefret ettiğin biri de. Senden avukat olmazmış zaten. Senden de modacı olmazmış zaten. Ne işin var tekstil şirketinde? Benim annem. Yılmaz Bey'in eşinin kız kardeşi. Ha, aile şirketi yani. Evet, biraz öyle. Sen bana torpil falan yapmadın değil mi? Çünkü ben hakkım olmayan bir şeyi kabul edemem. Dedim ya, haberim bile yoktu. Vallahi.
İyi o zaman, tamam. Hedefinize ulaştınız. Konum burası, geldik diyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Bak hele şuna bak. Hayat. Sözüm var bak, unutma, bir şey ısmarlayacaksın. Tamam, sözüm söz. Numaramı kaydet istersen. Kimdi o? Ali. Ali kim? Hayatımı değiştiren adam. O ne demek? Holding'in avukatı hala. Hani sana da anlatmıştım ya, kostümünü sen giy podyuma çık diyen o Ali işte. Hayatını nasıl değiştirdi peki? Evlenme teklif mi etti yoksa? İşe alındım hala. Benim elbisem birinci oldu. Tam 30.000 lira para verdiler. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Bak halanı unutma sakın. Ben senin için abime yalan söyledim. Maaşın kaç paraymış? Oraları henüz konuşmadık. Babamla bir konuşayım bakalım ne diyecek. Hiçbir şey diyemez. İşe girdin, kötü bir şey mi yaptın? Ne diyebilir ki? Meral. Lak lak yapmaya mı geldiniz, çalışmaya mı geldiniz? Tamam Fuat Bey, yeğenim geldi. Şimdi ikimiz çarçabuk hallederiz. Hadi sen içeri geç alıcım, üstünü değiştir. 30.000 lira dedi, 30.000 lira. Abi hayırdır? 2 saate döndün. Kaza falan bir şey mi oldu? Oldu Vedat, oldu. Arabayı kaptırdım. Polise mi yakalandın? 2 ay bağladılar arabayı. 5.000 lira da ceza yedim. Adamcağız da 1.000 lira yedi. Ben ödeyeyim dedim ama canın sağ olsun dedi. Abi bize ne adamın cezasından? 2 ay diyorsun be.
Biz 2 ay boyunca ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl geçineceğiz ya? Ben dedim sana Vedat. Gayri yasal bir iş yapamam. Her aksilik gelir beni bulur dedim. Bittik abi biz, bittik. Daha taksitleri bitmemiş, arabayı kaptırdık ya. Buyurun, bir şey mi oldu? Yardım ihtiyacın var mı? Ne gibi? Dolabın kapağını falan tutayım. İstemez. Gerek yok. Sen bu güzellikte niye bu işi yapıyorsun bakayım? Sordurma mısın? Konunun güzellikle ne alakası var? Sen daha işlere layıksın güzelim. Çekil git şuradan be! Kız ne kırdın? Keserim lan seni. Ya ne var, yedik mi ya? Ne konuşuyorsun sen? Kimsin be? Pis sapık. Ne oluyor burada? Ya biz sana iş yapacak birini getir diyoruz. Sen böyle psikopatı getiriyorsun. Ya ikiniz de defolun gidin şuradan ya. Bana bak. Senin o bakışlarını zaten hiç beğenmiyordum. En sonunda arasacaksın bana şirketi. Bakalım kim kimi kovduruyor. Yürü kız. Ne olursa olsun, benden habersiz gidip o Yılmaz'la görüşmen doğru değil hayat. Nesi yanlış abi? Kız işe girdi. Ödül olarak da para verdiler. Üstelik adam demiş ki, Ökkeş'e kapım her zaman açık demiş. Bunun nesi yanlış? Biz gidelim el kapılarında tacize uğrayalım. Başkaları gelsin ayağımızın altına kırmızı halılar sersin, reddedelim. Sizin için problem değil tabii. Ben sana diyorum ki Meral, bana o şerefsizin adını ver. Ne fark eder Vedat? Olan bizim işimize oldu. Bugün şirketi aradım adamı şikayet etmek için. Sizinle çalışmıyoruz deyip suratıma kapadılar. İşte o yüzden bize adını ver ki adamın. Gidip ne gerekiyorsa yapalım. Abicim artık gerekeni biz yapsak. Sen şu inadından vazgeçsen mesela. Babacım tamam. Sen gitmek istemiyorsan gitme. Ama ben orada çalışacağım. Bak insanlar bana inanıyor, güveniyor, fırsat veriyor. Bak mesela biz de Ökkeş abiye fırsat verdik. Gitti 2 ay arabayı bağlattı. Vallahi billahi 2 ay ne yiyeceğiz içeceğiz onu düşünüyorum. Vedat abi, ben bu paranın içinden sadece yol açtığımı aldım. Gerisi bizi 2 ay geçindirmeye yeter mi? Hayatçım, bu paranın yarısı arabanın cezasına, taksidine gidecek. Geri kalan kısmına da bakacağız artık. Ben yarın başka bir iş bakarım. Durun bakalım. Gün doğmadan neler doğacak. Oldu o zaman. Hadi bir şey yaparız. Vedat. Nereye akşam akşam? Ya bu bizim arabayı 2 aydan önce çözdürecek birileri varmış. Gideyim de onlarla bir konuşayım. Ben de geleyim. Yok abi nereye geliyorsun? Adamlar yabancı birini görünce susuyorlar, konuşmuyorlar. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar, afiyet olsun.
Ben yolcu yedim geleyim. Vedat. Sen parayı aldın, nereye gidiyorsun? Söyle bakayım bana. Dedim ya. Bak sen ne zaman bu evden parayla çıksan borçla döndün. Sakın kumara falan gideyim deme. Kumara gitmiyorum. Keriz silkelemeye gidiyorum. Arkadaşlar aradı. 2 tane keriz varmış. Onları silkeleyeceğim, geleceğim. İnşallah biri sen değilsindir. Ya adamları aradım. Bende nakit yok dedim. Avans verecekler. Onların parasıyla oynayacağım. Tamam. Tamam koçum, sağ olasın. Vedat düşmüş abi, kumarhaneye gidiyormuş. Her şeylerini alsınlar. O ökkeşi köpek gibi dilenmeye getirtecek kadar zorlasınlar. Aynen öyle olacak abi, hiç merak etme. Güzel. Size afiyet olsun. Görüşürüz Yadigar. Gel Şahiste. Bir şeyler duydum. Neler duymuşsun Şahiste? Ufuk'la ilgili. Ufuk'la ilgili bir şeyler duymadığımız gün yok ki. Haklısın. Bir şey demiyorum da. Ama o senin söylediğin sözler de bir çözüm değil yani Yılmaz. Evlendireceğim falan demişsin. Evlendireceğim dedim. Öldüreceğim demedim ki. Oğlun da hemen yetiştirmiş anasına. Bak Yılmaz. Bu çocuğu eğer istemediği biriyle evlendirmeye kalkarsan karşında beni bulursun. Sen beni tehdit mi ettin? Tehdit etmedim. Zorla güzellik olmaz dedim. Bütün güzellikler zorla olur Şahiste. Ben ne istersem o olur. Kimi kimle evlendirmek istersen, kimi kimden ayırmak istersen bunu yaparım. Söz konusu olan oğlumuz. Eğer bana karşı çıkarsan oğlumla birlikte seni kapının önüne koyarım. İkinizi de dilenci ederim. Herkes haddini bilecek. Sana evlenirken ne dedim? Ben ne yaparsam yapayım benim yanımda yer alacaksın. Eğer benim karşımda olursan seni yok ederim. İçersin. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Abi. Vedat. Nasıl ödeyeceksin borcunu? Kardeşine bir şans tanırsan... Söz veriyorum abi. En kısa zamanda getiririm borcumu. Nasıl ödeyeceksin onu soruyorum. Duyduğum senin korsan da gitmiş elinden. 1000-2000 liradan bahsetmiyoruz. Ökkeş abi var. Benim hanımın abisi. Harisoğlu Holding'le bir ortaklık anlaşması yapmak üzere. Bugün son toplantıyı yapacaklar. Abi inan bana 60.000 lira para değil ya. Diyelim ki bu ortaklık olmadı. İhtimalle borç ödenmez koçum. Nasıl ödeyeceksin parayı? Ökkeş abinin kızı var. Halihazırda zaten şu an holdingde çalışıyor. Yeğenimin verdiği parayla geldim, oturdum masaya. Abi söz veriyorum getirir öderim borcumu ya. Bak koçum, o şekil bu şekil. Yarın akşama kadar benim para buraya gelmezse... Dedin ya kumar borcu, namus borcu diye. Artık yeğenimi alırım, karnımı alırım, gerisini sen hesap et. Abi ayıp oluyor ama. Kes lan! Günaydın.
Vedat kalkmadı mı daha? Gelmedi ki. Bu taksiye de çıkmadı. Başına bir şey gelmiş olmasın? Başına bir şey geldi kesin. Hala arasana bir. Telefonu kapalı. Bak hayat, sana hala nasihatı. Sakın evlenme. Hele sevdiğinle hiç evlenme. Halacığım, insan sevmediğiyle niye evlensin? Sevince kapının önüne koyamıyorsun çünkü. Öyle bırakıp vazgeçemiyorsun. Boş boş konuşma Meral. Vedat iyi çocuk. Bak benim yüzümden arabasını kaptırdı, gıkı bile çıkmadı. Üzüntüsünden bir yerlere kafa dağıtmaya gitmiştir. Başka ne olacak? Bir gelsin de anlarız ne dağıtmış. Geldi. Bütün parayı kaybetmedin değil mi Vedat? Allah senin cezanı vermesin. Hepsini kaybettin değil mi? Hepsini. Üstüme gelme Meral. Konuşacak vaziyette değilim. Ökkeş abi kalktı mı? Uyandı, ne yapacaksın? Bir dur be gülüm ya. Günaydın. Gel Vedat gel. Merak ettik seni. Kötü bir şey yok inşallah. Var abi var. Araba işini halledeyim derken başım daha beter belaya girdi. Nasıl bir bela bu? Tanımadığım adamlar beni araya aldılar. Boş senede imza attırdılar. Dağ başı mı burası kardeşim? Kimmiş bunlar? Emniyeti var, polisi var. Ben yok demiyorum ki abi. Bu heriflerin hiçbir şeyden korkusu yok. Gelir biri suçu üstlenir, ötekiler ne seni ne beni bırakır. Hadi ben bizi geçtim. Bu kızları düşünüyorum. O ne demek lan? Abi bu heriflerde şeref, haysiyet, namus hiçbir şey yok. Senin namussuzlarla ne işin var Vedat? Abi sen de böyle üstüme geleceksen ama. Yani ben sana diyorum ki başımıza gelecek var. Sen hala fırça modundasın. Ne olur gidip şu Yılmaz Bey'in çayını kahvesini içsek. Hani adam belki bize iş güç verecek. Sonra bu adamları arar konuşuruz. Gel sen benimle gel. Şu işi doğru düzgün bir anlat. Ayağımın altına almayın. Bravo bacanak. Boş senet imzalatmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Öğlene kadar Ökkeş aramazsa kumarcılara söyle Vedat'ın birkaç kemiğini kırsınlar. Öğlene kalmaz abi. Arar Ökkeş. Ne dedi kıza Yılmaz? Bir gelinim olacaksın demedi yani Şahiste Hanım. Onun dışındaki her şeyi söyledi. Ne zaman işe başlıyormuş o kız? Hafta başı. Hafta başı. Yılmaz'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ama yine de o kızın burada İstanbul'da olması beni rahatsız ediyor Zehra. İstanbul'u geçtik. Kız burnumuzun dibine kadar girdi yani Şahiste Hanım. Ne diyorsun, ne yapalım abla? Sen bunların durumu kötü dedin değil mi? Yani Yılmaz Bey bunlara destek olmasaydı bir iki güne mecbur giderdi bunlar. Benim gözlemim böyle. Şunu soruyorum. 3-5 kuruş versek ellerine def olup giderler mi buradan? Şahiste Hanım, kız paranın kokusunu aldı bir kere. Öyle kolay kolay gitmez. Zor ya da kolay. Ben gidecekler diyorsam gidecekler. Kim arıyor? Numara kayıtlı değil efendim. Aç bakalım kimmiş. Buyurun. Kim arıyor? Ökkeş Bey. Bir saniye lütfen. Efendim Ökkeş. Yılmaz. Davetin hala geçerliyse bugün gelip bir kahveni içeyim istiyorum.
Elbette. Ne zaman istersen bekliyorum. Kuzen. Kuzencim gel şöyle otur yanıma. Bir iki dakika konuşalım seninle. Dinliyorum. Bak, her şeyin farkındayım. Ara ara sıkıntı oluyorum sana. Başına dert açıyorum, ne bileyim uğraştırıyorum seni. Ne diyeyim ki Ali? Ne desen haklısın. Ama artık bunların hiçbirisi problem olmayacak. Neden biliyor musun? Babam evlendiriyor beni çünkü. Kimle evlendiriyor? Bir ceza verecek ya, illa bulur birini. Kime ceza bu? Kime ise kime. Gidip başka kadınlara eziyet etme diyor. Evlen, kendi karına eziyet et diyor diyeceksen. Peki kim gibi biliyor musun? Aynı kim gibi? Aynı kendisi gibi. Yıllardır aynı anneme yaptığı gibi. Kuzen, bak bunu yapma. Bu halde, bu psikolojide kendine de yazık edersin. Başkasına da. Başkasını bilmem de Ali. Bana yazık be. Hala? Ne yapıyorsun? Toparlanıyorum. Neden? Buradan taşımamız lazım. Halacığım sen kirayı dert ediyorsan etme, ben hallederim onu. Ne kirası halacığım? Bu bizim kaçıncı taşımamız biliyor musun? Vedat ne zaman bir halt dese birileri gelir evi basar. Biz de canımızı zor kurtarırız. Anladım tamam ama babam çözer. Yılmaz Bey'le görüşmeyi kabul etti yani. Bak hayat, şunu sakın unutma. Bu hayatta bir başınasın. Ne babana güven, ne kocana. Tamam mı? Al işte. Sen dur bakayım. Bunlar kim ya? Kime bakmıştınız? Hayat burada mı oturuyor? Ben halasıyım. Siz kimsiniz? Şahiste Hanım Yılmaz Bey'in eşi olur. Ben de kız kardeşim Zehra. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz böyle. Ökkeş abimle eşim de Yılmaz Bey'le görüşmeye gitmişti. Ben Meral. İyi, ne güzel. Var mı oturacak bir şeyler içeride? Tabii, buyurun. Ne içersiniz? Ben ne hazırlayayım size? Otur bakayım şöyle karşıma.
Annene benziyorsun. Hem de çok benziyorsun. Tanır mıydınız? İyi tanırdım. Ben o zaman kahve yapayım size. Nasıl alırdınız kahvelerinizi? Bir şey içmeye gelmedik. Siz niye geldiniz böyle tavırlı tavırlı? Kusura bakmayın, benim ağzımla ayarı pek yoktur da. Bazı hayallerin varmış, onları gerçekleştirecekmişsin, doğru mu? Evet, doğru. Sağ olsun Yılmaz Bey destek olacağını söyledi. Sen şimdi Yılmaz'ın söylediklerini unut canım. Pılını pırtını topla, buralardan git. Ben sana hayallerinden vazgeç demiyorum. Hatta tam tersi, hayallerinin peşinden git. Ben sana para vereyim, destek olayım. Ama sen bizim ayağımızın altından çekil git. Ben anlamadım. Siz neden bana böyle davranıyorsunuz? Ben size ne yaptım ki? Henüz bir şey yapmadım. Ama annenden biliyorum neler yapabileceğini. Laflarınıza dikkat edin. Annem hakkında kötü konuşamazsınız. Ben herkes hakkında her şeyi konuşurum. Sana bu dünyayı dar ederim. Buraya güzellikle çek git demek için geldim. Size para vereceğim. Zehra. Burada 50.000 var. Başka bir şehirde yeni bir başlangıç yapmanız için size yeter. Yetmezse Zehra'yı ararsınız, yollar yine 3-5 bir şeyler. Ama yarın buradan gitmiş olacaksınız. Siz önce buradan bir çekin gidin de. Siz kimsiniz de benim hayatımı satın alıyorsunuz? Ben istediğim yerde yaşarım. Hayatım bir sakin ol. Bir hanımları dinleyelim. Bakalım neden gitmemizi istiyorlar? Dinleyecek bir şey yok. Anneme dil uzatmış insanları daha fazla dinleyemem. Paranızı da alın, çıkın gidin buradan. Büyük oynuyorsun, farkındayım. Ama ben yıllardır bu aileyi senin annenin yıkmasına müsaade etmeden bugünlere getirdim. Şimdi senin gibi kenarın dilberiyle mi uğraşacağım ben? Kısacası tatlım, Ufuk ya da Ali, amacın oğullarımızdan birine kapak atmak. Biz de diyoruz ki, yol yakınken, kimse zarar görmeden güzellikle gidin buradan. Defolun, gidin buradan. Kalsın. Akşama kadar düşünmenize faydası olur. Sizi de, paranızı da görmek istemiyorum. Yılmaz Bey birazdan burada olacak. Sorun yok, bekliyoruz biz. Evet ya, hadi gel. Uzun zaman oldu. Öyle oldu Ökeş. Oğlun var diye duydum. Doğrudur. Ali, şirketin avukatı. Ha, Hayat'ı podyuma çıkaran Ali mi? Kızının üzüldüğünü görmüş.
Merhametlidir oğlum. Babasına benzememiş ha. Gerçi benim bildiğim Zehra da pek merhametli değildir ama. Ökeş. Hoş geldin. Eyvallah Yılmaz, hoş bulduk. Ben Vedat Yılmaz abi, Ökeş abimin eniştesiyim. Meral'in eşi. Zennube'nin kızı Meral mi? Maşallah Yılmaz Bey, siz de hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Hiçbir şey değil yadigar. Kötü şeyleri unuttuk. Geçmişi. Geçti gitti değil mi? Buyurun. Getir kızım. Hayatla görüşmüşsün. Eksik olma Yılmaz. Ona umut vermişsin. Destek olacağım demişsin. Olacağım. Tabii senin için mahsuru yoksa Ökkeş. Neye mahsur olacak Yılmaz abicim? Biz buraya size teşekkür etmeye geldik. Dedik ki bizim bir Yılmaz abimiz var. Belki dedik hayata öyle kol kanat geldiğiniz için. Belki bana da bir iş güç konusunda. Keşke Vedat'cığım. Bizim de güvenebileceğimiz insanlara, dostlara ihtiyacımız var. Hele amacı olan, fikri olan gençlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Açıkçası Yılmaz, ben paranın bir adamı olumlu yönde değiştirdiğini ne gördüm ne duydum. Ama yine de bunları senden duymak güzel. Hele de geçmişi unutmuş gibi görünmeni senden hiç beklemezdim. Açıkçası ben de senin kızını alıp eğitim için ta İstanbul'a getirmeni, onun model, stilist olmasına izin verecek kadar açık fikirli olmanı hayretle karşıladım. Demek ki Nilgün çok iyi yetiştirmiş hayatı. Seni de bayağı değiştirmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Burada olduğuna göre gitmedin. Planların nedir? Senin için bir şey yapabilir miyim? Biz eski dostuz. Çekinmeden söyle. Yılmaz abi, Ökkeş abim çok gururludur. Hayatta kimseden bir şey isteyemez. Siz şimdi hayata böyle kol kanat gerip destek olunca dedim ki illa gidelim Yılmaz abimin bir çayını kahvesini içelim. Belki bana hanımıma da bir destek iş güç konusunda. O da sağ olsun gururunu bir kenara bıraktı. Kalktı benimle buralara kadar geldi. Sizin işleri Yadigar halledecek. Senin için ne yapabilirim Ökkeş? Biraz sıkıntılarımız var Yılmaz açıkçası. Nasıl destek olursun bilmiyorum ama beni tanırsın. Ben kimseye borçluk almayı sevmem. Yani sıkıntı derken? Bizim bu Vedat'a birileri boş senede imza attırmış. Belalı adamlarmış. Bu konunun halledilmesi için desteğine ihtiyacımız var ama sakın yanlış anlama. Bak, karşılıksız bir şey istemiyorum. En kısa zamanda çalışırım. Borcum neyse öderim. Böyle şeylerin lafı mı olur? Kimdir bunlar? Nedir? Hemen bütün detaylarıyla Yadigar'a anlatın. Biz hallederiz. Yılmaz abicim, o zaman ben bütün detayları Yadigar abime anlatayım. Bu arada Ökkeş, az önce dediğim gibi güvenecek insanlara ihtiyacımız var. Eğer istersen kapımız ardına kadar sana açık. Sağ ol Yılmaz. Birkaç yerden haber bekliyorum. Kafama yatmayan bir şey olursa haber veririm sana. Müsaadenizle Yılmaz Bey, biz arkadaşlarla detayları konuşalım. Olur. Yılmaz abi. Estağfurullah. Ökkeş. Harçlığın falan var mı? Genç kızım var. Boynum bükük kalmasın. Sağ ol Yılmaz. Benim de, kızımın da hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çok şükür. Toplantı odası müsait mi? Evet Yadigar Bey. Beyefendileri toplantı odasına yönlendirin.
Buyurun lütfen. Siz geçin, ben geliyorum. Halen kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. O kumarda kızını bacısını kaybetmeden önceydi Yılmaz abi. Dik tutacak bir kuyruğu kalmamış Ökkeş'in. Keyfim yerine geldi ha. Sen de git biraz dinle şunları. Ezile sıkıla sana nasıl borçlandıklarını anlatsınlar. Abi ben bir yarım saat daha bekletelim diyorum. Yılmaz abi bütün planını anladım. Ökkeş'i köpek ettin. Yarın bu kapıya bekçi de edersin. Eyvallah. Yalnız bir tek şey anlamadım. Nedir bacanak? Handan Hanım. Yani Ökkeş'in buraya geldiğini duyacak. O zaman ne olacak? Duysun. Handan da duysun. Bacım da olsa bana yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak. Ufuk halasına gitti diye duydum da onun için dedim. Tembihlemek lazım mıydı acaba? O sır tutamaz. Ben Handan'ın sırlarını bugüne kadar tuttum. Duysun da gelsin karşıma. Eyvallah abi. Alocuğum. Hadi gel, kahvelerimiz hazır. Halasının yakışıklısı. Halacığım seninki gelmiş. Halacığım benimki kimmiş? Ökkeş. Ökkeş mi? Vay be. Tahmin etmiştim. Demek ki hala unutamamışız Handan Hanım. Ne Ökkeş'i? Nereden duydun sen bunu? Yani ara sıra evde konuşurlardı. Kulak misafiri olurdum. Senin bu Ökkeş, kızı Hayat'la beraber İstanbul'a taşınmış. Babam da ne yaptı, ne etti, kızı bizim şirkette işe almış. Artık Ökkeş'ten intikam almak için mi yoksa beni evlendirmek için mi? Orayı daha ben de çözemedim. Ufuk ne saçmalıyorsun sen? Ne kızı, ne evlendirmesi? Olur mu canım öyle şey? Şalacığım, bir sakin ol. Bir yudum su iç önce. Tamam. Bana bak bakın, bana. Yasemin geçmişle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Tamam? Bilmeyecekti. Onun yanında sakın, sakın bu konuları açayım ben Ufuk. Anladın mı? Halacığım, benim dünyalar güzel halacığım. Ben konuyu açsam ne olur, açmasam ne olur diyorum ki sana. Adam hayatımıza bomba gibi düştü. Abin olacak adam yarın herifin kızıyla beni evlendirebilir diyorum sana. Ama sen diyorsun ki Yasemin'in haberi olmasın. Yok ya. Yine neyden haberim olmayacak? Ne saklıyorsunuz benden? Yani senden ne zaman bir şey saklamaya çalışsak, değil mi ablacığım? Tam o anda karşımıza dikiliyorsun. Ali ile yine kavga etmişler. Onu anlatıyordu. Yine ne yaptın kuzen? Ya Ufuk yine ne yaptı? Ali'nin zaten kanatları cebinde, Ali bir şey yapamaz. Yapamaz. Çok beğeniyorsan kız arkadaşlarını tanıştırma kızım. Kendini al. Bir durun ama artık, bir durun. Sen böyle gündüz vakti işini gücünü bırakıp beni görmek istediğine göre önemli bir şey söyleyeceksin. Aslında uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Bak, sen benim hayatımda tanıdığım en güzel, en iyi insanlardan birisin.
Ayrıca benim için çok değerlisin. Ama ben bir ilişkiye hazır değilim. Sen gezmek istiyorsun. Eğlenmek istiyorsun. Bir şeyler paylaşmak istiyorsun. Ben... Ali. Bırak şimdi benim ne istediğimi. Sen ne istiyorsun? Ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş olmak istiyorsun. Başka biri var değil mi? Pınar'cığım ne alakası var? Bak ben sadece biraz farklı hissediyorum. Kimden farklı hissediyorsun Ali? Senden. Ben daha sade, daha düz bir insanım. Yani yaptığını içinden geçeni söylemekten çekinmeyen bir insanım. Ben nasıl bir insanmışım peki? Sen havalı bir insansın. Arkadaşların, ortamların havalısınız yani. Bak ben uyum sağlayamıyorum sana. Kız kim? Hı? Hangi kız? Sade, düz. Yaptıklarını söylemekten çekinmeyen. Bana tercih ettiğin kız kim? Bak öyle birisi yok. Gerçekten yanlış anlıyorsun. Ya çoktur. İşle ilgili bu telefona bakmam lazım. Hayat kim? Ufuk'a bir sorsana. Hayat kim Ufuk? Sen nereden duydun Hayat'ı? Ya kim bir söylesene. Kim soruyor kızım kim? Pınar soruyor. O Ali Pınar'a benim özel hayatımı niye anlatıyor? Hayat senin takıldığın biri mi? Hayat babacığımın beni evlendirmeyi düşündüğü yeni gelin adayımız. Ha. İyi. Alo. Ne demek seni terk etti ya? İşte gördüğün gibi alacığım. Maalesef ama maalesef hiçbir şey gizli kalmıyor. Ben senin yerinde olsam Ökkeş muhabbetini Yasemin başkalarından öğrenmeden önce giderim tek tek anlatırım. Ha diyorsan ki benim evlenmeden önceki konum. Ama başka bir şey. O baban var ya o baban. İntikamını 40 yıl sonra alsa hiç soğumayan bir yılan o. Anne ne demek insanların emini basıp onları tehdit etmek? İnsanlara hakaret etmek, onları aşağılamak ne demek? Bilsinler kim olduğumuzu. Madem kendilerini, hadlerini bilmiyorlar bari bizim kim olduğumuzu bilsinler. Annem bak kendi halinde... Hayat mücadelesi veren, hiç kimseye zarar olmayan insanlar onlar. Yok bilmem kaç sene önce bir şey olmuş da, yok teyzemin kini varmış da, kızın annesi ölmüş ya. Teyzemin artık bir rakibi yok yani.
Ölmüş kadıncağız. Gidip kızını tehdit etmek ne demek? Ölmemiş canım. Kız anasının aynısı. Anneciğim, Hayat artık bizim şirketimizde çalışıyor. Sizin dolarlarınızı reddettiğine göre çalışmaya da devam edecek. Yarın gidip bunları Yılmaz Bey'e anlatınca ne olacak sence? Baba bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim oğlum, söyleyeceğim. Susmanı bekliyorum. Ben de tam bunu soracaktım işte Zehra. Oğlun sordu, cevap ver. Ne olacak? Ne bilelim kızın gitmeyeceğini. Parayı alınca gider zannettik. Açlıktan nefesleri kokuyor. Ha belli ki kafayı Ufuk'a takmış işte. Kim diyor ya? Ufuk'u nerede görmüş de ne tanıyor bu kız? Ayrıca Ufuk'u tanıyan bir kız Ufuk'u ister mi? Tanıyor ya da tanımıyor. Ne fark eder? Belli ki Yılmaz abi buna bir paye vermiş. Seninle ilgili büyük planlarım var demiş. Duyduk bunları, biliyoruz Ahu'dan. Ufuk'u kastetmiş işte. Ahu'nun Ufuk'a takıntılı olduğunu biliyoruz değil mi? Demek sana düşündü. Tamam işte. Ben de o yüzden gittim peşin peşin. Nilgün'ün kızını bu evde istemiyoruz. Belki ben kızı istiyorumdur. Ne? Siz bana fikrimi sordunuz mu? Hop hop hop. Ağır ol bakalım Ali Efe. Seni daha önce uyardım. Bu mevzuda arada kalma dedim. Sen bunları bana değil karına söyle baba. Yılmaz Bey öğrenirse hesabını annemden değil senden soracak. İşte bu yüzden Yılmaz abi başka kimseden duymadan gidip bütün olanları ben anlatacağım ona. Bu ne demek oluyor şimdi Yadigar? Bunca senedir bir tek şey öğrendiysem o da Yılmaz abiden hiçbir şeyi saklayamazsın. Zor da olsa hatayı affeder. Ama ihaneti asla affetmez. Bunun ihanetle ne alakası var ya? Ha pardon da ne diyecektim ablama? Kocanın haberi yok, ben gelemem ablamı diyecektim. Diyecektin Zehra. Diyecektin, tam da bunu diyecektin işte. Şimdi sen bunu demediğin için ben gidip bütün olan biteni Yılmaz abiye anlatayım da kapının önüne konmamızı engelleyeyim. Ya ne alaka? Ayrıca için bizden vazgeçecekse geçsin. Hala diyorsun ya. Anneciğim kızın ne günahı var? Ali bak seni son kez uyarıyorum oğlum. O kızdan uzak dur. Yadigar. Yadigar. Bir dur. Bir... Ben biraz yorgunum. Sen daha oturacak mısın? Hayırdır? Sen niye yorgunsun hanım? Hayat yordu Yılmaz. Oğlun nerede? Halasında. İyi geceler. Ne oldu bacanak? Herkesin uykusu gelmiş. Seni niye uyku tutmadı? Anlatacaklarım var. Dinliyorum. Şahiste ile Zehra bugün Hayat'ın yanına gitmişler. İstanbul'dan çek git demişler. Nasıl yani? Gözünü korkutup biraz para teklif ederlerse gider zannetmişler. Netice? Kız parayı suratlarına fırlatmış, bizimkiler de kovmuş. Nilgün de böyleydi Yadigar. Çok dik kadındı. Paraya pula değer vermezdi. Ökkeş para için köpekleniyor. Kızı tehdide gidenin parasını suratına fırlatıyor. Şimdi diyeceksin ki senin böyle tepki vermeni beklemiyordum. Beklediğin tepkiyi karıma bizzat ben vereceğim. Herkesi salona topla. Aferin kızım. Sen gerekeni yapmışsın. Ben de yarın gideceğim. O Yılmaz'la Yadigar'ın ağzının payını vereceğim. Karılarınıza sahip çıkın. Bacım kadar, kızım kadar delikanlı olsunlar diyeceğim. Oh.
Hadi bu kızın anasıyla ilgili konuştular, saydı sövdü. Sana ne oluyor? Alsana parayı. Borçlarımızı öderdik. Sonra Yılmaz Bey'in yüzüne tükürürdük, İzmir'e taşınırdık. Orada küçük bir hatam oldu. Olmadı değil. Hala ne hatasından bahsediyorsun Allah aşkına ya? Bak yeğenim, Yılmaz Bey bugün bana iş teklif etti. Halana iş teklif etti. Babana gece CEO'lu teklif etti. Biz bu teklifleri elimizin tersiyle itemeyiz. Şu kadınlar kadar delikanlı ol Vedat. Yılmaz Bey'in belli ki bu konudan bir haberi yok. Ama ben Ali ile konuştum. Yılmaz Bey'e durumu anlatacağını söyledi. Ali kim? Yadigar'ın oğlu, avukat olan. Hani size hiç çekmemiş dediğim var ya o. Kimse kim. Ben yarın lafımı ederim. Ondan sonrası artık Yılmaz'ın tavrına kalmış. Madem durum bu, ben diyorum ki eşyalarımızı toplayalım. Başka bir şehre değil ama daha uzak bir semte taşınalım. Kim tehdit ederse etsin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Eşkıya mısınız lan siz? Gidip ev basmak ne demek oluyor? Zavallı çaresiz insanları parayla satın almaya, hem de benim paramla satın almaya nasıl kalkışırsınız? Kimsiniz? Yılmaz, iki paralık insanlar için bize hakaret etmeye hakkın yok. Hakkım yok mu? Ben sana hatırlatayım nelere hakkım olduğunu. Benim sizi kapının önüne koymaya hakkım var. Süründürmeye hakkım var. Aç susuz bırakıp pişman etmeye hakkım var. Hatta ve hatta eğer içim soğumazsa sizi gebertmeye bile hakkım var. Çünkü benim hepinizin üstünde hakkım var. Ben olmasaydım hepiniz birer hiçtiniz. Abi biz ailemiz için doğru olanı yapmaya çalıştık. Yadigar. Birisi karına benim öldüğümü mü söyledi? Bu aile için doğru olanı ben yaparım. Bundan böyle hiç kimse durumdan vazife çıkarıp hatta benim karım olma vasfını kullanarak bile kafasına göre kendi başına bir şey yapmayacak. Yarın sizi bir araya getireceğim. Terbiyesizlik yaptığınız insanlardan özür dileyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Size anlaşıldı mı diye sordum. Evet abi. Evet Yılmaz Bey. Belli ki herkes tarafından anlaşılmamış. Çıkın. Ben senin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlıyorum Yılmaz. İntikamın için bu sefer de oğlumuzu kullanacaksın. Ama bunu beni öldürmeden yapamayacaksın. Buna asla izin vermeyeceğim. Göreceğiz. Ben istediğim zaman istediğimi yaparım. Sen de ben ne istersen onu yapacaksın.
Ha, evet. Handan abla. Abla burada kıyametler koptu. Yılmaz Bey, bir araya geleceksiniz, özür dileyeceksiniz gibi şeyler söyledi. Ne yapmaya çalışıyor bu Yılmaz? Bilmiyorum abla vallahi ama... ben bu adamı hiç böyle görmemiştim. Belli ki onun planını bozmuşlar. Yoksa özür falan bahane. Yeni bir plan yapıyor yılan. Bana bak, sen Zehra'nın ağzından bir şey öğrenirsen mutlaka bana haber ver, tamam? Tamam abla. Hadi bir dakika. Şoförden gittikleri yerin adresini öğren, bana bildir, tamam? Ben de var, gönderiyorum hemen şimdi. Tamam. Anne, kiminle konuşuyorsun bu saatte? Arkadaşım rahatsızlanmış, hastanedeymiş. Şimdi ben de onun yanına gideceğim. Hangi arkadaşınmış o? Yasemin, sen benimkilerle ilgileneceğine içerideki kendi arkadaşınla ilgilensen kızım. Ne ilgileneceğim ya? İçeride Ali diye ağlıyor gerizekalı. Benim gitmem gerekli. Görüşürüz. Belli ki size gece uzun da ben yatıyorum. Şurada en kötü günümdeyim, beni yalnız bırakıyorsun öyle mi? Daha kötü günlerin de olacak. Ya ben yanındayım, merak etme. Bu gece Ufuk'la idare et. Ha. Çok sağ ol ya. Ver şunu. Ver. Ağlayacak bir omuza ihtiyacın varsa. Kimse bana hayır diyemez. Kimse beni reddedemez. Hiç kimse. Anladın mı beni? Bence de. Benim canımı yakanı ben de yakarım Ufuk. O zaman şöyle yapalım. Sen önce beni yak. Sonra kendini yak. Sonra bizi yak. Daha sonra herkese. Ama dedim ya. Sen önce bizi yak. Gözlerim her gün ağlıyor, içimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım, bir meçhule döndü benim hayatım. Yeah.
yaşarım doğmaz güneşim. Zamansız küllendi yanan ateşim. Yarına çıkar mı bilmem gidiş. Mevsimsiz sarardı benim bu hayatım. Zamansız sarardı benim hayatım. Altında sönmüş gibi dostlarım içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim. Nerede bitecek babacığım benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Çekilmez çiledir benim hayatım. Hoş geldiniz Handan Hanım. Yılmaz Bey'e haber vereyim ben. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oo Handan Hanım, demek sevgilinin döndüğünü öğrendin. Sana ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Handan, benim ne yaptığım ve ne yapacağım seni ne ilgilendiriyor? Bana bak, bana bak, bana. Bugüne kadar çok şeye katlandım. Sustum da. Ama senin için ya da kendim için değil, Yasemin için sustum. İnsanları topluyormuşsun diye duydum. Oraya gelirim, hiçbir şeyini bırakmam, anlatırım. Gel Handan, gel. Yasemin'i de getir hatta. Koskoca kız oldu. Artık gerçek babasının kim olduğunu anlama zamanı geldi, değil mi? Hem kız kardeşini görsün, tanışsın. Ökkeş, küçük kızını satmış. Yasemin'i de satar, borçlarını öder. Ne zırvalıyorsun? Kimden, neden bahsediyorsun sen? Kumar borcu yüzünden Ökkeş kızını satmış. Geldi benden borç para istedi. İşte bu şerefsizden bahsediyorum sana. Ha, inanmadın sen. İnanmadıysan akşam gel, kendi gözlerinle gör. Anlaşılan yine pis bir oyun oynuyorsun sen. Ama yemin ederim, bu defa Ökkeş'in seni öldürmesine engel olmam. Ben anneme gerekeni söyledim. Onun adına da, teyzem adına da ben özür dilerim. Biliyorum onlar adına özür dilemem senin için hiçbir şey ifade etmiyor ama... neticede bizimkiler biraz egolu insanlar. Öyle bir arayına, özür dileyine hemen gelmezler. Bak Ali, şöyle yapalım. Ne anneni savun, ne teyzeni, ne de bir başkasını. Onlar ayrı.
Sen çok ayrısın benim için. Ama ben onları affetmeyeceğim. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Dediğin gibi. Biz aramıza kimseyi sokmayalım. Tamam, anlaştık. Evet, bir şey sorabilir miyim? Biz niye burada buluştuk? Halanın gözaltındayız da. Hala mı? Hmm. Hani sen bana bir şey ısmarlayacaktın? Evet, ben bir şey ısmarlayacaktım. Ama benim hiç param yok. Bütün parayı kaptırdık. Yani bu açık sözlülüğüne hastayım. Tamam ya, ben ısmarlayayım. Olmaz. Önce benim seni bir yere götürmem lazım. Ben söz verdim. Şirketten avans alabiliyor muyuz? Ayarlarız bir şeyler. Yani bu arada istiyorsan borç verebilirim. Yok sağ ol, istemem. Pazartesi bir işe başlayayım. Ama yok, ben bu kıza kıyamam. İşe yürüyerek gitmesin diyorsan eğer, beni holdinge bırakabilirsin. O zaman ben en iyisi bu avans işine bir engel olayım. Bir ay boyunca seni ben götürüp getireyim. Engel olursan biteriz Ali. Evde yiyecek bir şey yok. Son paket çayı içiyorsun. Ciddi misin? Hayır, şaka yaptım. O kadar da değil. Hadi iç, soğutma. Ne diyor seninki? Vallahi benimki değil o. Kiminki diye sormadım. Ne diyor onu sordum. Annesi ve teyzesi adına benden özür diliyor. Gelsinler, kendileri dilesinler. Orası öyle tabii ama arada kalmasını istemedim. Ha, bir ara var yani. Hala sen neyi sorguluyorsun Allah aşkına ya? Hiçbir şey sorgulamıyorum. Diyorum ki bu Ali'den olur. Ne olur? Her şey olur. Koca olur, sevgili olur. Sen ne istersen o olur. Sen dinle Alan'ı. Sen gerçekten erkeklerden anlasaydın. Anlasaydın ne? Vedat'ı mı gömeceksin? Adam gibi adamdır Vedat. Tabii. Bizi kumarcılara satmasaydı iyi adamdı. Kız yemin etti. Nimet'i öptü. Öyle bir şey yapmadım dedi. Hala sofrada kalan son lokmayı aldı, öptü. Ondan sonra ağzına attı. Öyle yemin mi olur? Öyle deme kız. İçi temizdir Vedat'ımın. Hep böyle başını belaya sokar ama iyidir. Komşular karısı güzel diye eziliyor diyorlar. Benim kızım onurlu bir insandır Yılmaz. Kimse önüne bir tomar para atarak hayatı satın alamaz. Yok anana benziyorsun, yok çek buradan git. Bunlar yenir yutulur laflar değil. Ha diyeceksin ki, yok geç bunları ben söylemedim. O zaman karına, baldızına sahip çıkacaksın. Haklısın Ökkeş. Söylediklerinde haklısın. Çoğunda. Ben de zaten olanları duyar duymaz evdekileri hemen hizaya çektim. Verdim ağızlarının payını. Eğer hayatta Meral de kabul ederse akşam birlikte yemek yiyelim. Hı? Hem büyük bir aile olmak için ilk adımı da atmış oluruz. Vallahi helal olsun be Yılmaz abi. Ya Ökkeş abimin dediklerinden sonra atara atar gidere gider yapacaksın sandım. Ama sen bizi yine mahcup ettin be abi. Mahcubiyet falan yok. Vedat, abartma.
Madem gerekeni yapmışsın, özür dileyecekler diyorsun ve bunu da kırgınlıklar bitsin diye yapıyorsun. Ya o zaman biz de davet ettiğin her yere geliriz. Yadigar sizi aldırır. Aldırayım da abi. Ben bir şey anlamadım. Benim karım hakaret işliyor, senin karın hakaret işliyor. Haksızlar, eyvallah. Eyvallah da. Bu onuruyla şerefiyle yaşayan arkadaşlar kumar masalarında karılarını kızlarını nasıl ortaya koyuyorlar? O ne demek şimdi Yadigar? Ben adamlarla konuştum. Eğer kaybedersem her şeyimi alın demiş bu. Hatta hayatın ismini vermiş. Burada çalıştığını söylemiş. Maaşını alın, olmadı kendini alın demiş. Ya ben öyle bir şey demedim Yadigar abi. Sen niye inanıyorsun o şerefsizlerin lafına ya? Sen ne zırvalıyorsun Yadigar? Şunu diyorum Ökkeş. Bir daha buraya böyle dik dik gelirseniz o kumarcılarla sizi baş başa bırakırım. Yılmaz Bey bir büyüklük yapıyor. Onun ismine hürmeten adamlar frene basıyor. Ama her şey bir yere kadar. İnsanlar hata yapar Yadigar. Hatalarının bedelini de öderler. Ben gurursuz, haysiyetsiz bir insana gel tekrar aile olalım diyecek bir adam mıyım? Hı? Bak bu senin söylediklerin Vedat'ın da dediği gibi yalandan ibarettir. Öyle değil mi Ökkeş? Ben kimseye papuç bırakacak adam değilim. Biri gelecek, benim elimden kızımı alacak, bacımı alacak, ben de çekip onu vurmayacağım. Söyleyin o... Ayaklarını frenden çeksinler, üstüme üstüme gelsinler. O konu kapanmıştır Ökkeş. Ben halledeceğim. Akşam hep beraber güzel bir yemek yiyelim. Hı? Olur Yılmaz. Olur. Şoförünü yollarsın. Evet Şahiste. Artık seni dinliyoruz. Özür dilerim. Dün kız kardeşim Zehra ile evinize geldik. Bu akşam bu masada oturduğumuzdan anlaşılacağı gibi 3-5 kuruş verip sizi gönderme fikri yanlışmış. Ölmüş annenle ilgili söylediklerim bana yakışmadı. Ama annene o kadar çok benziyorsun ki bir an öldüğünü unutup sanki Nilgün'le konuşuyormuşum gibi hissettim. Açıkçası o kadar konuşmamdan sonra sizin de bir şey anlamanızı beklerdim. Koşup konuyu Yılmaz'a iletmenizi değil, çekip buradan gitmenizi beklerdim.
gerçi bunu bu masadan kalktıktan sonra da yapabilirsiniz. Hala sizin için geç değil yani. Zehra, evet. Şimdi de seni dinleyelim. Ne diyeceksen de. Kusura bakmayın. Biz aslında... Kalkıp ayağınıza kadar gelmezdik. Ama yanlış yaptık. Bu mu sizin özrünüz? Neyini beğenmedin canım? Ne? Ali bırak. Bırak konuşsun. Bakalım daha neler söyleyecek. Bu kadardı diyeceklerim. Bir şey demeyeceğim. Ben tam olarak amacınızı anlayamadım. Önce geldiniz, hakaret ettiniz. Sonra davet ettiniz. Ama şimdi yine hakaret ediyorsunuz. Anlaşılmayacak bir şey yok canım. Biz ailemize göz dikmiş insanları ilk defa görmüyoruz. Yılmaz, bu ne rezillik. Sen bize özür dileteceğim. Daha büyük bir aile olacağız derken. Bütün aileni topladın. Herkesin gözü önünde. Hakaret mi ettiriyorsun bize? Ökeş, bütün dostluklar düşmanlıklarla başlar. Biz eğer bir aile olmak istiyorsak sıkı bağlar kurmalıyız. Evlilik de bu bağların en kuvvetlisi. Evlilik derken Yılmaz? Ben sana böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimi, oğlumu ya da yeğenimi bu süprüntüyle yan yana getirmeyeceğimi söylemedim mi? Siz benimle nasıl konuşuyorsunuz? Yürüyün, buradan gidiyoruz. Ökeş, müsaade et. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Ben de seni adam sanırdım. Kalk kalk, otur otur. Hani ağa oğluydun sen? Zehra. Kapa çeneni. Yılmaz Bey, benim söylemek istediğim şeyler var. Müsaade ederseniz. Şimdi değil Ali. Sırası değil. Şimdi ben konuşacağım. Herkes beni dinleyecek. Bu ailede son sözü her zaman ben söylerim. Ben söyledim, ben söyleyeceğim. Kimin kimle evleneceğine, kimin kimden ayrılacağına, sevip sevmeyeceğine de ben karar veririm. Ben... Biz büyük bir aile olalım istiyorsam, bunu herkes kabul edecek. Tabii hayat teklifime evet derse. Benim fikrimi sormayacak mısınız babacığım? Sen kimsin ya? Konunun seninle bir alakası yok. Efendim Yılmaz Bey.
Benimle evlenir misin? Yılmaz, sen çıldırdın mı? Ben yanında oturuyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen bir dur. Yılmaz, sen bütün aileni toplayıp karının gözü önünde benim kızıma evlilik mi teklif ettin? Yılmaz. Ökkeş, sana sorulunca konuş. Hayata sordum ben. Şimdi bir kez daha soruyorum. Benimle evlenir misin? Bu Kenar'ın Dilber'i hangi ara senin aklını başından aldı da böyle çıldırdın Yılmaz? Gözünü hırs bürümüş, servetinin peşinde zavallı bir mahluk bu, görmüyor musun? Kızımla düzgün konuş. Bir dakika baba. Teklifinizi kabul ediyorum Yılmaz Bey. Kadını boşayın. Kapının önüne koyun. Çantasına da bir miktar para sıkıştırın. O gün ben sizinle evleneceğim.